Ee, Ahmet Bey, eğer konuyu değiştirmeyecekseniz ben bir iki cümle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türk Tabipler Birliği'nden bahsedildi. Ee, Türk Tabipler Birliği yönetiminin hem iktidara, hükümete yaklaşımı hem de zaman zaman Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda mesela PKK terörü gibi, Suriye ve Libya'daki operasyonlar gibi konularda hiç üstüne vazife olmayacak şekilde ajite rencide edici açıklamalar yapan bir kurumla ben de hükümetin yerinde olsam ilişkiye geçmem. Zaten bilim kurulu diye bir kurul var ve bunların hepsi kendi alanlarında yetkin profesörlerden oluşuyor. Dolayısıyla önce Türk Tabipler Birliği çizgisini düzeltmeli. Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları konusunda milli bir duruş sergilemeli. Ondan sonra bu konulardan yakınmalı diyorum. Evet, Latif Bey merak ediyorum. Mesela bu kriteri kim koydu? Yani Türk Tabipler Birliği şu anda meşru ve yasal bir kuruluş Hangi mu? Kriteri? Bu kriteri yani Türk Tabipler Birliği milli bir duruş sergilemedir kriteri kime ait? Türk, Türk Tabipler Birliği bildiğim, bildiğim kadarıyla yanlışsa lütfen üyelerin... düzeltin. Bildiğim kadarıyla şimdi... yasal, meşru bir kamu ya, kuruluşu. Herhangi bir dernek, vakıf da değil. Ne Necdet Bey. Ya Necdet Bey bakın şimdi evet. şöyle yapalım mı? Yani eğri eğri doğruya doğru diyelim. Yani, Türk Tabipler Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinden yanılmıyorsam 7 tanesi terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma geçiriyor ya. Yani ya arkadaş tutuklu, tutuklu kimse yok yani Allah ama bakın bu bile bak hep kriminalize ediyorsunuz. Ya tutuklu soruşturma Hem devam, devam, devam ediyor, mahkeme devam ediyor. Ya şu anda tutuklu bir Türk Tabipler ya, Birliği yönetim ne, kurulu üyesi var Necdet mı? Necdet Bey Allah aşkına neyi savunuyorsunuz? Allah Allah. Ya, neyi tut... savunuyorsunuz? Sorum şu, sorum şu. Türk Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, doğru ismi o, Türk Tabipleri Birliği yasal evet. ve meşru bir kamu kuruluşu mu değil mi? E, HDP de yasal ve meşru bir parti. Ya, bakın, HDP ama PKK'nın arka Tabii HDP istiyoruz. de diyoruz. yasal ve meşru Demeyecek Doğru. Miyiz? Doğru. Siz de söylüyorsunuz. Ama biz sağlığı konuşuyoruz. Bakın sağlık ilgili. Siz de söylüyorsunuz. Sağlık bak Peki, so sorun şu. Türk Tabipler Birliği ya, yönetim şu. kurulu üyelerinin Hayır, 7 tanesiyle ilgili ki, PKK terör örgütünün ya. propagandasını yapma suçundan Soruşturma varsa haklarında bir takipat mahkeme devam ediyorsa bunu nereye koyacağız millet be? Siz nereye soruş, koyacaksınız? Soruşturma bakın soruşturmada ortaya çıkan sonuçları konuşabiliriz ama orta yerde orta yerde bakın o yüzden yanlış bu bu yaklaşımlar yanlış bu yaklaşımlar Türkiye'ye zarar veriyor Türk tabipler bir Türk tabipleri birliği bir kamu kuruluşudur ve Türk tabipleri birliğinin kurumsal olarak bu sürece dahil edilmesi gerekir. Onun içindeki bir takım isimlerle ilgili açılan soruşturmalarda kamu değil. ceza kamu... alması söz konusu olursa bu işin başka bir tartışma noktası. Peki ya. bırakalım bence ya şimdi Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği tartışmasını da e, geçelim. Bu arada şimdi, uzatmak istemiyorum da şimdi resim atmışlar kitap da imzalamışsınız ya Edremit'te. Evet imzaladım. Doğruyu iyi takip ediyorlar çok vallahi, iyi. Fotoğraflar, izleyince... Çok kitap izleyince Onu söyleyeyim. Vallahi, yani hiç işte öyle sosyal mesafe falan yok ha. Bayağı böyle e, kitapları çok, imzalamışsınız. Çok iyi bir kitap yayınladık ve şöyle bir şey yaptık kitapta. Türkiye kendi değerleriyle yeniden buluşmalıdır. Kendi değerlerine sahip çıkmalıdır. Sabahattin Ali, e, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde e, faili bir meçhul, faili meçhul cinayete kurban giden önemli bir öğretmendir, önemli bir yazardır, önemli bir şairdir, önemli bir gazetecidir. Türkiye'nin gerçekten duruşu onurlu bir e, yazarıdır, aydınıdır. Sahip çıkmak lazım her yerde. Sabahattin Ali'leri çoğaltmak gerekir diye de konuşma yaptım. Doğru. Sabahattin, çok severiz Sabahattin Ben Halil. de çok severim. Ee, yani romanları şey da verdik ama ki pandemi, Edremit bağlantısını da söylemiş oluyor bu vesileyle. Kızı da orada yaşar e, ayvalık'ta. ayvalıkta ben biliyorum. Ben de katıldım o etkinliğe ve ilk ben kez de söyle bir şey de oldu. da ee, o taraflarda. Tabii Yusuf yani, tabii. Oyacak Yusuf de geçer zaten. Şöyle de çok güzel bir şey oldu. Eee kızı Filiz Ali ve Ali'nin Ali çocukları e, İdil Hanım ve Atilla Bey de ilk kez bir etkinlikte Ali de yan yana geldiler. O da önemliydi. Etkin, Güzel. Yani son derece şey gibi Türkiye'nin uymamışsak Türkiye 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 işte, da o noktadaki eleştirilmese de itiraz etmem evet. ama Türkiye belki de yani o anlamıyla örne model de bir şey. Sabahattin Ali edebiyatı biraz da oralarda mayalanmış yerler. Kuyucak Yusuf bunun en önemli örneklerinden bir tanesi e Kürk Bantolu Madonna gibi. Yani Kaz Dağları'nda başlayan Sabahattin Ali seyahati Almanya'ya kadar uzamış. Bu değerlerle yeniden buluşması Türkiye'yi büyütür. O yüzden de bu etkinlik önemli. Çok teşekkürler. Ee, Diğer konuya geçmek istiyorum. Esas konumuza geçelim. Hayır, bir tek şey söylemek istiyorum. Şimdi Sabahattin Ali falan diyoruz. E, muhteşem tabii. E, kanlı gömleği falan da hala durur. Doğru. E, burada da yanında rehberin. E, Kimdi o rehber falan bunlar da biliniyor da. Şimdi bir dönemden bahsediyoruz biz. Doğru. Oturup kendi çevresiyle birlikte bakmak lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ben demokrasinin havarisiyim diye ortaya çıktığında bir makartizm olayıyla 1951-1952'de sokaklarda komünist davana çıktılar. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nde de en büyük sıkıntılardan biri budur efendim. Çok doğru diyorsun. 12 Mart 71'de ben yaşım dolayısıyla bunların hepsini birebir yaşadım. 12 Mart 71. Bu komünistlerden hiç çıkmaz, bu solcular perişandır. Tamamen sağ zihniyetin ön plana çıkarıldığı bir darbe yapıyorsunuz. Ama bu memlekette solcusu da var, sağcısı da var, her şey var. Yani bizim geçirmiş olduğumuz, geçmişimizi bir bütün haline baktığınız zaman kendi de o günün koşullarıyla birlikte bazı tabii, şeyleri bak, yani değerlendirmek tabii. doğru olur. Muhakkak. Gazi Hikmet de o dönemde hapislere atılmıştı. Tabii Bin tabii. Yani 19, da... 1936-37 yıllarında e, de, deniz kuvvetlerinde komünist yapıyor bütün millete diye Yavuz Zırhlısı'nda 1938 evet, evet. donanma donanma davasında tabii. 13 yıl. Şimdi bakın şöyle ya. son bir cümle söyleyeyim. Ne olur son cümle Abi, olsun. Son cümle, kesinlikle, çok dağıttık. Kesinlikle son cümle her iktidar Dünya çapında bakın buna her iktidar elbette ki kendi nimetleriyle yaşayacaktır. Halka hizmet de dahil. Dolayısıyla hani bir takım şikayetlerde bulunulduğu zaman e, iktidar olmak için e, herhalde mücadeleye girmek gerekiyor diye bakmak peki. lazım. Evet, peki. evet. Çok teşekkürler. Böyle bir dağınık sohbet ettik.